Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski müdürlerinden ve yönetim kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu hayata veda etti. Hüseyin Çobanoğlu için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda tören düzenlendi. Çobanoğlu'nun naaşı şu sıralarda Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnediliyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski müdürlerinden ve yönetim kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu için uzun yıllar emek verdiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, gazeteciler, çalışma arkadaşları, sevenleri ve ailesi katıldı. Törende ilk olarak Hüseyin Çobanoğlu'nun özgeçmişi okundu. Özgeçmişin okunmasının ardından BRT personeli adına konuşan kurum personel ve idari işler amiri Gül Uzun Arıkan, hayatta en korktuğu şeyin sevdiği bir kişinin arkasından konuşmak olduğunu belirtti. BRT'nin %80'inin abim babam olarak bildiği Çobanoğlu sayesinde iş bulduğunu dile getiren Arıkan, Çobanoğlu'nun vefa cefakar, saygıdeğer, iyi ve merhametli bir insan olduğunu anlattı. Biz onu hiç abimiz olarak görmedik. Hep onu biz babamız olarak gördük ve hep babamız olarak bildik. Aslında o bizim babamızdı. Çünkü bizim bugünlere gelmemizde en büyük emeği olan kişi, bize yol gösteren, doğruluğu, dürüstlüğü, saygınlığı, her şeyi bize öğreten oydu. İyi ki bizim hayatımıza dokunmuş, iyi ki Hüseyin Çoban'ın oğlunun yanında yetişen insanlar olduk. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Üzerinde hakkımız çok. Bütün hakkımız helal olsun. Daha sonra söz alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Candor adlı da oldukça acı bir vesileyle bir araya gelindiğini, bir insanın hayatta nasıl hatırlanacağını yaptığı işler, hayatta bıraktığı izlerin karar verdiğini kaydetti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu gibi bu ülkenin en önemli kurumlarından birinde bu şekilde iz bırakmış olmak ve tüm çalışanlar tarafından istisnasız ciddi surette saygı görmek herkese nasip olabilen bir şey değildir. Bu aslında bu kuruma ne kadar doğru ve güzel emek verdiğinin en güzel ifadesidir Sayın Çobanoğlu'nun. Doratlı yetiştirdiği personelin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun bundan sonraki zamanlarda da Hüseyin Çobanoğlu'nun yaktığı ışıkla ileriye doğru aynı şekilde çalışmaya devam etmelerinin bir manevi borç olduğunu ifade etti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, Hüseyin Çobanoğlu'nun vefatının özelde BRT, genelde Kıbrıs Türk basını ve Kıbrıs Türkiye için ciddi bir kayıp olduğunu söyledi. Başbakan Ünal Üstel de konuşmasına, "Sözün bittiği yerdeyiz. Bugün ülkemiz basın camiamız çok büyük bir değeri yitirmenin üzüntüsü içerisindeyiz," diye başladı. Hüseyin Çobanoğlu BRT ile bütünleşmiş. Hemen hemen BRT'nin her kademesinde çalışmış, görev yapmış ve BRT onun evinin bir parçası olarak gördüğü bir kurum. Bu kurumda yaptığı hizmetleri, ülkemiz için yaptığı hizmetleri saymakla bitiremiyoruz. Herkesin Çobanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için toplandığını belirten Başbakan Üstel, uzun süre politik yaşamında da Çobanoğlu'yla çalışma fırsatı bulduğunu dile getirdi. Çobanoğlu'nun ülkenin yetiştirdiği çok değerli ender insanlardan biri olduğunu kaydeden Üstel, çalışma yaşamında mesai saati gözetmeyerek emeğini hiçbir zaman esirgemediğini anlattı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Çobanoğlu'nun kaybedilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Töre, Çobanoğlu'nun çekirdekten yetiştirme bir BRT çalışanı olarak daha sonra kurumda müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı gibi görevler üstlenmiş, alçak gönüllük, kimseyi kırmak istemeyen mütevazı bir kişiliği olduğunu söyledi. Tabii ki insan ömrü sınırlıdır. Acıyı kabul etmek çok zordur. Daha ömrüne yıllar katabilir diye. Ama kader burada tecelli etti. Kaderin önüne ne doktor geçebilir, ne cumhurbaşkanı geçebilir, ne ailesi geçebilir. Ne ben geçebilirim, ne bir başkası geçebilir. Kader artık tecelli etmişse tevekkül Allah'adır. Ona rahmet okumaktan başka bir şey elimizden gelmiyor. Onu güzel hatıralarıyla anmaktan başka bir şey elimizden gelmiyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da 40 yıla yakın bir geçmişleri olduğunu ifade ettiği Çobanoğlu'yla siyaset dışında ilk olarak bir televizyoncu olarak tanıştığını anlattı. O her ne kadar da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun mutfağından yetişme ve buradaki çalışanlarla birlikte Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun sürekli olarak geliştirilebilmesi, halkımıza hizmet verebilmesi, halkımızın sesi olabilmesi, milli mücadelede Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun mücahidin sesi olarak yayınlarını daha gür bir şekilde bütün dünyaya duyurma maksadı ile buradaki altyapı çalışmaları, TRT ile olan ilişkiler, bütün bu ilişkileri en iyi şekilde yönetebilen, sürdürebilen o saygın kişiliğiyle Hüseyin Çobanoğlu abimizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Çobanoğlu'nun siyasi görüşlerine rağmen her türlü siyasi örgüt ve sivil toplum örgütüyle kurumu en iyi noktaya taşıyabildiğini, farklı insanlara, farklı kesimlere dokunarak BRT'nin toplumun sesi olmasına olanak sağlayan bir yapıya kavuşmasında büyük hizmetler olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından saygı geçişi yapılarak naaşına karanfiller bırakılan Hüseyin Çobanoğlu, alkışlarla BRT'den uğurlandı. Çobanoğlu'nun cenazesi şu sıralarda Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.